Valla tabii Bodrumspor'u aldıktan sonra örnek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Daha bu sene ilk senemiz. İnşallah her sene biraz daha üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz. Bu seneki hedefimiz de playoff'a kalmak. Playoff'a kaldıktan sonra da tabii playoff oynayarak bir üst gruba çıkmak isteriz. Ama olursa olur, olmazsa dünyanın sonu değil. Biz hiçbir zaman bu yarıştan artık geri kalmayacağız. Bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla Bodrumspor'u güzel bir yerlere taşımak Başkanım, niyetim. spordan gelen bir insansınız. Bir yandan hem eğitimcisiniz hem iş adamısınız. Her alanda başarı var. El attığınız her işte muvaffak oluyorsunuz ve başarı sağlıyorsunuz. Bodrumspor'da bugüne kadar gerek maddi ve diğer imkanlardan dolayı biraz hasret kalmıştı ama sizden sonra Bodrumspor layık olduğu yeri buldu. Sizin de hedeflerinize baktığımız zaman hep başarı var. Hep üst seviye var. Bu anlamda çalışmalarınızı izliyoruz. Bu neyden kaynaklı? Eğitim kişiliğinizden mi, iş hayatınızdan mı, sporcu kişiliğinizden mi? Valla teşekkür ederim. Yani ben bir işi ya dört dörtlük yaparım yahut da hiç yapmam. Girdiğimiz işi de yapacağımıza inanabiliyorsak, inanıyorsak yaparız. İnanmıyorsak zaten o işe girmeyiz. Bodrum Spor konusunda da gerçekten güzel bir şehir. Ülkemizin güzide bir şehri. Bu güzide şehrin neden güzide bir takımı olmasın? Bu vesileyle yola çıktık ve belediye başkanımızla önceki yönetimimizde işbirliği, güç birliği yaparak inşallah Bodrum Spor'u güzel bir yere taşırız. Yani biz bu yarışmadan sonuçta inşallah başarılı çıkarız. Yani bir sene olması, iki sene, ikinci sene olması, üçüncü sene. Yani biz bir hedef koyduk. Bu hedefimizi de amaç en kısa zamanda o hedefe ulaşmak. Ama uzun süre giderse de ne yapalım, şanssızlıklar olabilir. İlla da bu sene şunu yapacağız diye herhangi bir şeyimiz yok. Ama hedefimiz büyük Bodrumspor'da. Bir yandan da Türkiye'nin gol kralını da bünyenizde barındırıyorsunuz ve dikkat de çekiyor artık yavaş yavaş da Süper Lig'den de talipler gelecek gibi görünüyor. Bu konuda bir düşünceniz var mı? Valla tabii ikinci ligde oynamakla Süper Lig'de oynamak çok farklı şeyler. Bunlar burada gol kralı deyip de Süper Lig'de de gol kralı olacak veya oynayacak anlamına gelmez ama iyi bir oyuncumuz. Seviyoruz kendisini. Başarılı olmasını diliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da kendisiyle yolumuza devam ederiz. Başkanım, aslında konu çok da son olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'nin gözde turizm iki başkenti diyelim. Bir yanda Antalya, bir yanda Bodrum. Evet. Sizin öncülüğünüzde iki şehir markalaşma yolunda ve kardeş şehir olma yolunda bir adım attı ve birçok futbolcuyu da ücretsiz Bodrumspor'a kazandırdınız. Bu ekonomik şartlardan pandemi süreciyle tüm kulüpler zorluk çekerken bu alanda da bir iki başardınız. Bu çalışmayla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla şimdi biz tabii artık bundan 15-20 gün önce Antalya'dan yollarımızı ayırdık. Bodrum sporumuz kaldı. Bodrum Spor'da anonim şirket ve anonim şirkette de ağırlıklı hissemiz var. Biz bunu bir spor yapmak değil, ticari olarak da bakıyoruz. İkisini birlikte götürürsek bu iş başarıya ulaşır. Yalnız Bodrum Spor için değil, Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin, futbol kulüplerinin şirketleşmesi ve belli bir işverenin, belli bir patronun olması lazım. Şehir tabii ki şehirden ayrılmaz, şehirle birlikte hareket edecek. Ama bunu yapmadığınız takdirde 3 günde bir başkan değişirse, yönetim değişirse, hoca değişirse bu iş olmaz. O açıdan biz uzun süreli, uzun soluklu bir hedefimiz var. O hedefimizi de burada gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bir yandan altyapı çalışmalarına da önem veriyorsunuz. Aslında takımlarda eksiklik var ama altyapıda da gördüm, akademik ligde de var. O anlamda başarılı çocuklar da var, eğitim de görüyorlar bu anlamda. Altyapıda bir yandan da Bodrum artık futbolcu üretecek bir konuma gelecek ileride herhalde bir düşünce var. Valla altyapıda tabii bizim bir defa eğitim tutup da 15-16 yaşında, 17 yaşındaki çocuk futbolcu olacağım diye gelen, altyapıya gelen oyuncuların hepsi belli bir yere gelecek diye bir şey yok. Hepsi illa birinci ligde, ikinci ligde veya süper PTT'de oynayacak diye bir şey yok. Bunların eğitimine de ara vermemeleri lazım. Bizim de
İnşallah altyapıya daha şimdi A takımıyla uğraşıyoruz. Altyapıya önem vereceğiz ve altyapıdaki çocuklar okuyabilenleri, özellikle okumak isteyenleri biz de teşvik ederek bunları özel okullarda gerekirse ücretlerini biz ödeyerek, ailelerine iş vererek böyle bir altyapı oluşturmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla gelecekte güzel bir Bodrum Spor olacak. Ben buna inanıyorum. Diğer lider Eyüp Spor, zor maç, bu maçlara ilgili düşünceniz olur mu? Valla bizimkiler zoru severler. İnşallah orada da başarılı olurlar. Ama biz yani yensek de yenilsek de yolumuza devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de